Şimdi çok önemli bir konuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Inheritance. Özellikle Java gibi nesnel dillerde inheritance'ın bir programcı tarafından çok ama çok iyi anlaşılmış olması gerekiyor. Şöyle ki inheritance kelime anlamı miras demek arkadaşlar. Ve bunları biz klaslar arasında yapabiliyoruz. Bu noktada ben bunu bir proje üzerinde anlatmak istiyorum. Yine command line app oluşturalım ve ismini de inheritance diyelim. This window diyelim ve direkt olarak src klasörümüze gidelim. Şimdi nedir bu miras yani inheritance? Ad üstünde miras yani e, iki nesne arasında miras durumu. Ama ne olur? Bir nesne diğerine miras bırakır. Yani aynen gündelik hayattaki gibi. Yani biri diğerine miras bırakır. Bir baba oğluna miras bırakır. Dolayısıyla bu bağlamda biz de aynen Java'da bu miras yapısını kullanabiliyoruz. Şöyle düşünün arkadaşlar. Bir ee, şey nesnesi düşünelim. Bir e, customer nesnesi düşünelim. Şimdi customer'a baktığımız zaman customer nesnesine yani müşteri nesnesi. Bu müşteri nesnesinin ne, neleri var? İşte direkt şeyden kullanacağım. Public olarak kullanacağım bunları konuyu anlamak için, daha hızlı anlamak için. int id. Bunun dışında string first name first name ismi demek. Müşterinin ismi. String last name. Last name ise müşterinin soyadı demek. Bunun dışında örneğin müşterinin yaşı. Bunun dışında müşterinin e-maili. Bakın bir müşteri nesnesini bu şekilde oluşturduk. Bakın Şimdi bir başka nesne daha oluşturmak istiyorum. New Java class. Yine bizim şirketimizde çalışanlar var. Employee. Yani yazılım üzerinde müşteriyi de yönetiriz, çalışanları da. İşte çalışanlar sisteme girer, yeni çalışan ekleriz, onların bordrosunu takip ederiz. Müşterinin ise müşterinin listeleme işlerini, müşterinin e, hesabını vesaire takip ederiz. Employee çalışan demek. Yine çalışanın da yine bakın neleri vardı vardır. Int id'si var. Çalışanın string first name'i var. Çalışanın string last name'i var. Çalışanın yine int age yaşı var. Çalışanın ekstradan double Hmm, maaşı var, salary gibi. Bakın bu noktada e, biz bir employee nesnesi, bir de customer nesnesi oluşturduk. Bakın baktığımız zaman ikisi de aslına bakarsanız hani belli ortak özelliklere sahip. Mesela ID, mesela first name, mesela last name, mesela hiç. Hem personelin maaşı var ama müşterinin maaşı yok, müşterinin de e-mail'i var. Yani birbirinden farklı özellikleri de var yani. Bu noktada aslına bakarsanız bu iki nesne de bizim için ortak özelliklere sahip aslında kişi nesneleridir. Ya yani ikisi de kişidir. Çalışan da bir kişidir. Müşteri de bir kişidir. Bunun için new böyle kendimizi tekrarlamak yerine new Person klası oluşturalım. Person klası. Örneğin Customer'daki o ilk 4 ilk alan var diye. Onları keselim. Onları buraya koyuyorum. Employee'den de o alanları kesiyorum. E diyeceksiniz ki hani bunlar gitti. İşte bu noktada devreye inheritance giriyor. Bu Customer'ın sonuna diyorum ki extends extends person. Yani bu şu demek Customer, extend eder, person'ı, customer miras alır, person'dan, öyle düşünün. Employee çalışan, extends, person. Dediğiniz noktada artık örneğin main'e gelin. Bunu hep yapıyorum. Evet, main'e gelin. Örneğin customer'ı oluşturun. Customer eşittir, new customer. Employee oluşturalım bir tane de. Employee eşittir new Employee. Customer nokta bakın arkadaşlar. ID geldi, first name geldi, last name geldi, age geldi, ekstradan email var. Bakın hepsi geliyor. Customer'da. Employee geldi. Bakın. ID, first name, last name, age hepsi var. Ekstradan salary var. Yani bu şekilde temel bir inheritance'ı biz kurmuş olduk. Bakın bu birinci örnekti. Bir örnekte arkadaşlar operasyonlardan gidelim. Şimdi bakın bu kullandığımız yapı kurumsal büyük projelerin hepsinde vardır. Benzeri vardır yani. Şimdi klaslar ne tutuyordu? Ya özellikleri tutuyordu, etributlar tutuyordu ya da işte ee, operasyonlar tutuyordu. Hani temel anlamda. Konstraktörleri vesaire onlar da var. Onlar ayrı. Şimdi aynı mantık şey için de geçerli. Bir tane daha Java class bırakayım. Örneğin ben diyorum ki Customer Manager. Bakın Customer Manager'ın içerisinde neler olur? Public, Void. Örneğin müşteriyi ne yaparız? Listeleriz. Tabii ki burada void olmaz. Daha böyle gerçekçi örnek gerçekçi de dediğim böyle veri tabanına falan gittiğimizde hani e, burada ve koleksiyonları öğrendiğimizde burada void yerine müşteri bilgisini döndürürüz. Şöyle ki ben konsol nokta konsol özür. Diller karıştı yine. Aynı anda ben e, bir de projeye danışmanlık yapıyorum. E, .NET projesine bu dönem diller karıştı. Özür. System out print line diyelim ve burada listeleme ile ilgili işte müşteri listelendi diyelim. Evet. Bakın bu şekilde müşteri listeleme operasyonu. Aynı mantıkla hatta şöyle bunları ileride göreceksiniz. Jenerik falan hale getireceğiz. Bunları, hani bu kavramları çok önemsemeyin. Bakın bunda list operasyonu var. Bir operasyon da, bakın list. Bir operasyon da add diyelim. Buna da eklendi yapalım. Şimdi şu iki operasyonu kopyalayın. src'ye gelin, new, class deyin. Bir de employee manager diyelim. Geldim buraya. Bu iki operasyonu yine yazdım. Bakın ikisinde de yine ortak operasyonlar var. Yani Employee'ye özel Mesela Public Void Ayın elemanı Rest Employee Ayın elemanını getiren Bir tane e Operasyonumuz var. Yani tamamen Employee'ye özel, çalışana özel. İşte Burada da System nokta out nokta out nokta diyelim ve ayın elemanı getirildi diyelim. Aynı mantık bakın arkadaşlar. SRC geldi. New dedin. Class dedin. Şöyle ki person manager yapalım. Person manager'ın içerisinde içerisine bu iki operasyonu koyuyorum. Sonra tahmin edeceğiniz üzere buraya geliyorum. Extent diyorum. Person manager. Bitti. Bunları yazmaya gerek yok. Aynı mantıkla employee manager'da da şu ikisini yazmaya gerek yok. Buraya da yine extent person manager. Yani kısacası ben buraya gelip employee manager dersem employee manager eşittir new employee manager dersem bir de customer manager'ı yazarsam şöyle new customer manager bakın customer manager bu arada hani bu nasıl geliyor şöyle customer yazdım kontrol control space ile bu intelisans açılır arkadaşlar customer manager nokta bakın add ve list geldi gördüğünüz üzere. Sadece Edvelis. Çünkü ikisi var. Employee Manager'da ise bakın aynı zamanda ekstradan best employee var. Mantık inheritance konusunda temel anlamda mantık budur arkadaşlar. Biz inheritance'ı hani böyle yapıyoruz ama ben size sizin için mevzuyu biraz daha ileri seviyeye taşıyacağım. Yani bu noktanın yani inheritance sadece bundan ibaret değil. Inheritance'ı referans tipler üzerinden nasıl ele alırız? Size bunu daha iyi ispatlamaya, yani daha gerçekçi ve daha profesyonel, gerçekçiden ziyade. Bunlar da gerçekçi ama profesyonel olan yöntemleri bir sonraki videoda göstereceğim. Eğer hani bu hususlarda daha önce tecrübeli değilseniz inanın sizin için çok keyifli olacak.